Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzde çok zorlu bir Inter deplasmanı var. Ondan sonra Juventus maçına doğru geçeceğiz. Evet İtalya fırtınası kaldığı yerden devam ediyor. Resmen Premier League gibi kurtlar sofrası olmuş. Atalanta maçını izlediniz. Torino maçını izlediniz. Torino gibi bir takımda şey var. Belotti gibi bir oyuncu var. Harika bir forvet. Şimdi e, Inter'de Lukaku var, Lutaro Martinez var, Esposito var, Nanto var. Say say bitmiyor. Brozovic gibi iyi bir orta sahaları var, Christian Eriksen var. Şaka maka biz var ya aralarında en zayıf takımı seçmişiz. En zayıf takımı seçmişiz. Tabii ben bunu bilinçli yapmadım. Bir Roma kariyeri olsun diye. Yoksa kadrolarına baksam herhalde Inter veya Milan'ı seçmem lazım. Juventus aralarında tabii şey olur ama onda çok fazla heyecanlı olmaz. Ne oynayacağız? 4-1-2-3 oynayacağız herhalde. Şuraya Ibanez gelecek. Kadro yine bitik durumda. Beyler. Buraya Pastore'yi alacağım. Sağ tarafa zafakosta koyacağız. Divara filan bitik durumda. Onları artık ikinci ara çıkartacağım. Hangi birini çıkartacağım ben de bilmiyorum ama. Belki fazla olabilir. Mancini yerine Fazio olabilir. İkinci arada Mert'i sokarız. Çünkü Lukaku ile boğuşabilecek bir ayı bu lazım bana. İptal et. Yani bir cecik olmayacağı belli. 3 yıldız net 3.5 olabilir diyor. Evet Juventus 4-0 yoluna devam ediyor. Üzerimizde baskı var. Ozan Kabağ'ın yerine Mert Çetin kadroya dahil edildi. Hadi bakalım. Şöyle giriyorum. Sizi eleştiren basın, basın mensuplarına karşı cevap verin dedim. Kanatları olmadığı için kanatlardan oynayacağım. Evet. Topa dalı kaldır. Şöyle gideceğiz. Azimle oynayın diyorum ve maç başlıyor. %70 ile başladık ama hayırlısı olsun. Kolarov taç atışını kullandı. Divara. Tekrar Kolarov. Clivert. Pastore sağ tarafta solda boşluğu gördü. Çevir içeri. Dembele vurabilir mi? Vuramadı. Spinazola yavaş yavaş süzüle süzüle ilerledi. Verfasını sağ tarafa. Cengo bıraktı Spinazola'ya. Şu Spinazola sezon başından beri bana hiç güven vermedi. Aç bir ortanı görelim ya bak. Ya kafayı yedirtir. Ibanez. Kaptırma. Kötü bir kontrol edik. Brozovic açı dar. Livakovic için kolay bir top. Keşke Zappacosta'yı oynatsaydım ama Spinoza olayı da parlatmamız lazım. Evet %35 baskın olan taraf biziz. Ver kırmızıyı. Haydi Kolarov. Dembele. Arka direk gol. Fazio ile gol geldi. Aslanım Fazio be. 10 milyon euro ittirdim. Giderken bir de kıyağını yaptın ya adamın dibisin. Bir Walter Samuel değilsin ama şu gol bizim için çok kıymetliydi. gol daha bulabilirsek çok güzel olur. Tabii yine Kolarov'un duran toptaki etkisini göz ardı etmemek lazım. Hayır. Livakovic bence çok büyük hata yaptın da neyse. O topu alman lazım. Biraz daha temkinliğe döneceğim. Şakası yok bu işin. Evet beyler. Kesinlikle rehavet istemiyorum. Çok kritik bir maç. Ne durumdayız? divara bitik. Cengiz değişiklik istiyor. Cliver değişiklik istiyor. ne yapacağız? Eriksen. Godin. Tekrar Eriksen de top. Sol taraftan ilerledi. Alır mıyız? O top bizde olması lazım. Kamera döndü. Kamera dönecek. Kamera, dönmeden olmaz. Kamera dönmezse ben Kamerun'a dönerim. Şimdi Bir defa bizim kanatlar bitik durumda. Sağ beki buraya koydum. Santonu da buraya koyacağım. Hadi bakalım nasıl sağ çıkacağız bilmiyorum. Bir de divar ama Sakin ol. Köşe vuruşunu kullanan Jordan. Var mı vuran? Mıknatıs gibi yalnız yapıştı için eline. Hızlı başladı. Hata yapar mı? Yapmadı. D'Ambrosio. Barella. Aman diyeyim çocuklar. Aman diyeyim çocuklar. Savunma ağırlıklı. Gittikçe ufak ufak şey yapıyorum. Geriye doğru kaçıyorum. Yedik deme. Bitir artık. <laughs> 70 dakika oynadık yetmez mi? Fazio. Verdi pasını Spinezola ya. Ver şurada bak sıkıştırıyorsun kendi öldüreceğim seni Spinazzola. Bir ocak gelsin artık ya. Ver abi kanada. Şimdi kolları oda top. Ver sol tarafa. Bravo Santon. Santon ilerledi. Şimdi kolları oda top. Bence otomatik bıraksak iyi olurdu. Bu sefer de çok geriye döndüler. Çevirdi. Şimdi koları oldu. Ver merkeze. İbane sağ tarafta boşluğu gördü. Baksana abi çocuk. Çıkmıyor bile şuradan yukarı. Şunu otomatik yapayım ya. Spinazola dön geri. Spinozanı zaten orta açtığını görmedim. Dembele. 2 geldi. Ya hayır ya. Kamera inmesin artık. Bu kameralar inmesin artık. Haydi beyler. 3 puanı kurtardık kurtaracağız. Oh be. Yine kabusu yaşadım ama. 3 puanı da aldım. Milan 31. <laughs> Biz 31. Juventus 30. Ay, şimdi antrenmanlara bir bakacağım. Burayı da atlattım. Bir tane gegen olsun. Bir tane de kanat oyunu olsun. Genoa kazandı. 31, 30, 30, 27, 24. 24'te Fiorentina da var. Yaz Fuarantina yerine her şeyi söyledim. Fuarantino. Fazio varsa sorun yok. Fazio'yu oynattığımız iyi oldu. Mert'i sokabilirdik. Ama Inter maçında pek yemedi açıkçası. Yalnız Inter'in bu maçta oynadığını ben de bir dahaki maç Juventus'a karşı oynayacağım herhalde. Bilmiyorum. Juventus maçında hiç şeyim yok. Ya plase top vursun da karı gibi vuruyorlar ya. Bence hiç vurmasın daha iyi. Hani plase böyle çok teknik gider filan. Öyle değil ne yazık ki. Haftanın takımına seçilen Fazio var bir tek. O da golü attığı için. Yoksa oyun Bakımından çok fazla bir şeyimiz yok. Ya Cengiz'i de eleştiresim hiç gelmiyor şimdi. Takıl Cengiz. Bir fırça çeksek mi? Şimdi aramız bozulacak diye korkuyorum. Sakatlık geçirdi falan filan. Bence çok da kötü oynamadı yani maçlarda çok fazla yoktu da çocuk bitik ne yapsın yani 90'la filan oynuyorlar İyi sağlam bir rotasyon kadrosu kurmam şart beyler 3'e 5'e bakmadan bütün transfer becerilerimizi kullanmamız lazım hani sezonu böyle aynı oyuncular olmasın biraz farklı gidelim filan diye başladık ama şu an e, mevzu öyle değil daha önce alıp alınmamasına bakmadan Mümkün olduğunca ucuz fiyat performans oyuncularını toplamam şart. Böyle gitmiyor. Spinozola'dan bir an evvel haraç mezat satacağım. Spinozola'dan kurtulmam lazım. Pastore, direkt. Kolarov'u satış listesine koy diyor da Kolarov bizimle devam edecek. Kolarov'un duran topu sayesinde geldi. O şey var bir tane sol bek Real Madrid'de sözleşmesi bitiyor. Onu alacağım. Bir tane Dinamo'da bir çocuk var. Onu önerdiniz. Bir de Dinamo Kiev'de bir çocuk var. Onu onu da önermiş. Şunlara bir göndereyim. Lavro'yu tekniğine falan zihinseline lafım yok da. Yine Pastore gibi fiziği zayıf olduğu için biraz benim çok listemde değil. Ee, bir de Kiev normal Kiev diye yazılmıyor tabii ki. Şöyle iyi mi yok? Evet. Burada da Siganko. Siganko da fena kanat değil. Ne kadar? 18. Pahalı ya. Yani. Fiziği de o kadar iyi değil. Dur bakayım nerede o? Şu. Mikolenko. Şuna bir gözlemci raporu göndereceğim. Ne kadarmış bu arada? 8.75. Aslında ucuz olursa fena değil. Çünkü Santo'nun asıl mevkisi Sabek. Ibanez fena bir performans göstermedi. Kalinic antrenmanlar da fena değil. Dembele'nin şu an 3 yıldız olması çok önemli. Bir yıldız daha gelişebilir diyor. Sağlam bir santrafor olma potansiyeline sahip diyor. Serie A için iyi bir oyuncu sayılır. Biraz fiziği biraz zihinselini geliştirse yeter. Bitiriciliği, driplingi falan var zaten. Yine de açıkçası Dembele'den biraz daha etkin başlamasını bekliyordum yani. Ne yalan söyleyeyim. Sonuçta hazır oyuncu diye aldık. Evet. Juventus 3. sırada, biz 1. sıradayız kontrol odaklı bir oyun oynayacağız kendi evimizde olmasına rağmen. Çünkü Juventus'un kadrosuyla yarışabilecek bir kadromuz yok. Ronaldo var ki şu an performansının kariyerinin zirvesinde bir Ronaldo var. Şu fiziğe bak. Zihinsel pavyon gibi. Teknik pavyon gibi. Yanar dönerli. 57 milyon euro. Oğlum 57 milyon euro bonservis lan. 7 milyon euroya oyuncu alınıyor oğlum. Oyuncu. Vay be. Evet. Üçlü stopere dönmenin zamanı gel. Üç stoper artı iki bek. Inter'in oynadığını oynayacağım. Hafif düşüşte. miktalyan milli formaya veda etti. Zaten Ermenistan'da bir başarı kazanması mümkün değil. Ay senin sakatlığına. Neyse giden Perotti olsun. Şeyler ne zaman geliyor? Şurada bir dakika. Yorgunları hemen dinlendirmem lazım. Şu, bu günler bu 2-3 gün kritik benim için. Hadi şunlara da üçer gün vereyim de unutmadan. Onlar da yarın dönecek herhalde. Fazio'yu geç. Oraya Mancini geliyor. Ay Smelling cezalı. O zaman Smelling Fazio olacak. Mancini sen niye yorgunsun? O da milli takımda oynamış demek ki. Fazio oynayacak mı bilmiyoruz. Şu an fena değil gibi. Şuraya bir maç taktiği eklemem lazım. Burada tamamıyla. Aslında geçiş oyunu çalışsa da olabilir de bir maç taktiği çalışalım. Çünkü değişik bir diziliş deneyeceğim. Mert Fazio ikilisini şeyde oynatırız. Kupa maçında. Allah'tan UEFA'dayız ha. Bir de şeyde olsak, Şampiyonlar Ligi'nde olsak iyice biz biteceğiz. Şimdi 3 3 <laughs> stoper oynayacağım. 3 stoperim yok. Ibanez var canım da şey Mert'i koyacağım. Fazio, Mert, Mancini. Spinoza'yı şuraya atacağım. Şimdi diyeceksiniz o zaman kanatlı mı oynayacaksın? Valla kanatlar zaten biraz bitik gibi de. Merkezden ilerleyeyim o zaman. Cengiz çık. Kristante gel. Bir de Ibanez alacağım. İbanez neredesin? Yoksa Kalin için mi alsam? Bence çift forvet oynayalım ya. Şey boş var. Şimdi Ivanes, Divara, Cristante, tamam mı? Pastore'yi çıkar. Kalinic bu hafta iyi performans sergiledi. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Üzerimizden tır gibi geçmezler inşallah. Genç oyuncu yetiştirmede Atalanta birinci sırada ki sağlam altyapısı var. Atalanta'yı koymayı düşünüyordum biliyor musun? Sonradan hadi dedim Roma'yı koyayım. Biraz daha şey kariyerler ilgi çekmiyor ya. Nottingham Forest olsun. Biraz da başaltı takımları çok ilgi çekmiyor ya. O yüzden Roma'yı koyayım dedim. Evet Dembele yine haftanın iyi performans gösteren oyuncusu. Aslında Justin fena oynamamış. Juventus raporuna bakacağım girmeden. Santiago Cezares bu da fena bir oyuncu değildi. Ama tabii şeyi unutmamak lazım. AB'de şu oyuncu getirmenin iki tane kontenjan olduğunu Kontenjanımız şu an yok. Geç. Ben biraz daha fizik olarak sağlam oyuncular arıyorum. Bu da fena değil de. Belki yedek olarak şuna bir bakalım. Geç. 22 yaşında kanat oyuncusu. İki kanatta da oynarım diyor. Ne kadar? 15. Ajax'tan bize ucuz oyuncu pek çıkmaz. Wendel de geç. 16 yaşında forvet diyorsun. Bak bakayım. O, Ryan olsa güzel olur. Bak Ryan'ı Galatasaray kariyerinde 2019'da oynamıştım. Ne kadar? 5.75. Vallahi ona mı ona alabiliyorsak Ryan'ı kaçırmam. Bir tane orta saha yedeye ihtiyacım var. Şu da çok potansiyelli bir oyuncu gözüküyor ama ne seviyelere çıkar bilmiyorum. Garcia fena oyuncu değildi. Vefa kariyerinde bir almayı düşünmüştük. Şimdilik ama stopere ihtiyacımız yok. Fatih. Fatih bir gelse Fatih. Fatih'e direkt 134'ü çekiyor yani. Senin sözleşmen birisi sanki bana Fatih boşa çıkmıştı ben aldım filan demişti ama ta 2022'de. Ferran Torres. Bu da yani. 12-25. Çok ucuza mucuza geleceğini zannetmem. Bunlar bizi biraz aşar. Kaleciye ihtiyacım yok. O meseleyi çözdük. Bu da yine iyi bir çocuk. Bu da yine Valencia. Bunlar ucuza ucuz olmaz ben size söyleyeyim. 1.72 geç. Evet. Sezonun en kritik maçı. Juventus'a boyun eğecek miyiz? Bütün mesele bu. E bunlar kanatsız oynuyorlar. Ronaldo'yu forvete koymuşlar. Huguay. O zaman şu üçlüyü Ibanez, Ronaldo, Hügeyn üçlüsü yapacağız. Sanki 4-1-2-3 olur gibi ama. 3-5-2 mi o zaman? sol kanattan diyor. Nasıl yapalım? Ben 3 stoper, 2 bek, 2 ortasa, bi ofansfor ortasa bir de şeyle düşünüyordum. Valla Justin yorgun. Cengiz nerede? Allah'ım yine kör oldum. Cengiz burada 95'te. Defansif olarak şu benim başlamak istediğim daha çok güven veriyor bana. Ama öbür türlü de 3 orta sahayla oynuyorlar. Beşli orta saha bizim için orta sahayı boğma bakımından çok önemli olabilir. Ama 3-5-2 daha çok ofansif geliyor bana açıkçası. Peki aradaki fark ne? Aradaki fark şu olacak. Şuraya kanatları koyacağım bir tane beki çıkartacağım. Hani iki formasyon arasında geçiş kolay olur mu acaba diye düşünüyorum. Bence şu an Juventus'un dizilişine göre oynayacaksak 3-5-2 biraz daha mantıklı gibi. Üçlü forvet, beşli kanat, beşli orta saha, iki forvet. Of ya. Ama bence üzerimizden geçecekler. Hadi hayırlısı. Mert burada oynamıyor. Mancini Fazio ikilisini koyacağız. Ibanez burada oynuyor biraz. Jordan yüzde yüzde. şuraya Spinozola'yı çıkartacağım. İyi kolara o da yorgun zaten ya tamam. Mert gel. Şuraya da Kaliniç. Yemin ediyorum şekilden şekile girdim. Üç. 5 2 Yedekte eklemediğim kim kaldı? Kimse yok. Sezonun en kritik maçı. Size eleştiren bosun mensuplarına futbolunuza cevap verin diyorum. mert solak var mı aranızda sol ayaklı sağ mert sağ sağ uzun olanı merkeze koyayım bence fazyo oralarında en uzunu galiba boyun ne kadar 195 de zaten yaşlı olduğu için 190 1.90 Kaliniş buradasın. Ters ayakta koyabiliriz. Sağ ayakta solda tamam. Bu da sağ ayakla. Bunun solu biraz daha iyi yalnız. Orta sahaya çektim. Kanat oyuncusu. Ters ayaklı kanat oyuncusu. Ters ayaklı kanat oyuncusu. Gizli libero. Biraz daha kenara doğru açılmanı istiyorum. Biraz daha kenara açılmanı istiyorum. Yanlış şey tıklamadı değil mi? Tamam. İnşallah Dibala'yı durdurabilir. Bence ters ayakta kanat oyuncusu yerine kanat oyuncusu desek daha iyi olacak. Çünkü kenarlardan yararlanmamız lazım. Kanatsız oynuyorlar. İnşallah taktik değiştirmişsinizdir de. Değiştirmemiş. Kristante'yi biraz da ofansif oyun kurucu. Defansif oyun kurucu daha iyi oynuyor ama biraz ofansif yönüne ihtiyacımız var bu maç. Kanatlara göndereceğim. Beklerim yok. İçeri bindiren oyuncuları gör. Biraz daha disiplinli bir oyun. Arada sırada diyelim. Fios center for yolla. Kontraya evet. Geri dön. Şöyle. Offside, offside taktiği var mı? Bilmiyorum. Dar mı yapsak ya? Dar yapacağım. Üçü de merkezde olduğu için en azından normal kalsın. Maça girmeden önce hemen şurayı normal yapacağım. Ama biraz kanatların yok 3 orta sağ ile oynuyorlar. Çok dar olsun mu? Biraz evet dar yapacağım. Daraltacağım. Şimdi Ramzi de top. Ronaldo kanat gibi oynuyor. Dibala iyi aldı açı dar. Lewandowski'yi kurtardı. Dakika birden tehlikeli geldi Juventus. Pjanic iç. içeri doğru çevirdi. Güzel. Şimdi Fazio da top. Clivert'a verdi. Justin Clivert. İçeri doğru kat etti. Ne yapacak Clivert? Ver kanada. Yolun yol değil Clivert. Cengiz'e bıraktı. Cengo. Hemen gör. Jordan. Ver abi tekrar kanada. Güzel. Tekrar Cengo'da aç bu sefer ortanı. Kristante. Açtı. Dembele. Üstten dışarı çıktı. Dibala içeri doğru çevirdi. Aman diyeyim orada bir karışıklık hali. Üstten dışarı sıkıntı yok. Şeye uzun oyna dedim mi? Pivo Center uzun oyna dedim. Haydi Cengo. Var mı vuran Dembele? Gol. Dembele gol. Allah'ım gol. Dembele ile gol geldi. Musa Dembele. 28 milyon euro'nu helal ettim aslanım. Eğer bu skoru tutabilirsek Eğer bu skoru tutabilirsek bir kez daha izliyorum. Merçetin ve Dembele'nin bu golleri hatırlanacak. Mancini. Livakovic uzun oynadı. İndirdi indirdi. Kaliniç indirdi ama orada kimse yok. Bravo Kaliniç. Bas 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 bas. Şimdi sol taraftan geliyor Juventus. Markajı düzgün yapalım. Cengiz bravo. Defansına yardım ediyor Cengiz. İkili sıkıştırma. Kedire uzun oynadı. Arka direkt ah be. Ah be. İşte beksiz oynamanın da dezavantajı bu. Cliver'dan orada biraz da desteğe gelmesi lazımdı. Django Sarı'yı gördü. Yapma. Duran top. Dibala çevirdi. Arka direk. Hadi be. Duran toptan çok kötü yedik. Biraz daha yaratıcı oynamanın zamanı geldi. Abi Kalinic'le olmuyor beyler. Kalinic'in bu takıma hiçbir faydası yok. Ben size söyleyeyim. Haydi aslanlarım. Fena da oynamadık ya. Neden olmasın? Şöyle bir kez daha bakıyorum ne yapabiliriz diye. Bence çok fazla biz bel bağlamayalım Kalin için. Kanatlardan gidelim. Merkezi çok daralttığım için o arkadan topu yemiş olabiliriz. Biraz daha dengeli yapacağım. Yaratıcı oynayın diyorum. Yaratıcı dedik zaten tamam. Biraz daha hücum artık bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Taç atışını kullanan Mancini. Kalinic. Tekrar Mancini. Dön merkeze. İbanez'den Cengiz'e. Cengiz sağ taraftan güzel ilerledi ama kaptırdı Cengiz. Rugani. Döndü. Orada bir baskı ama. Aldı. Cengiz aldı. Haydi aslanım. Ah ya Cengiz. Cengiz'de bir performans düşüklüğü var. Ronaldo bırak. Aman diye onu tutmuyor musunuz Ronaldo'yu? Deli mi gocukladı tutun şunu. Cengiz yapma Cengiz. Sana çok ihtiyacımız var. Dibala. Mancini kafayla uzaklaştırdı. Pjanic. Basona ona. Matudi. Cliver'de aldı onu güzel. Kristen Tete çatışını kullandı Clivert'a doğru. Justin Clivert nefis sıyrıldı. Hızlı çıkabilir Roma. Clivert ilerledi sağ taraftan. Kim geliyor orada Cengiz var. Bırak Cengiz'e. Çizgi inmeden orta Cengiz sıyrıldı. Cengiz dikine gidiyor. Cengiz vurma Cengiz. Sezon başından beri bir senle meselemizi çözemedik Cengiz. Allah aşkına şu çekme Cengiz. Evet Justin Hocam benden bu kadar diyor. Spinozola mı diyorsunuz? Şey vardı sakatlandı. O da mı sakat? Ay. Ne yapacağız? Ulan bizim işimiz zaten Spinozola'ya kaldıysa biz bitmişiz de. O zaman Kolarov gelsin. Belki duran toptan bir şey yapar. Cengiz de yorgun. Zapagosta gel. Haydi Cengo, son şakanı yap gitmeden önce. Cengiz bırakmadı. Çevir Cengiz. Merkeze döndü Kaliniç. Bir şeyler yap artık Kaliniç. Haydi Cengiz. Kristante. Evet, çalışkan kanat oyuncusu yapacağım destek. Hadi hücum diyeyim. Ataklar geliyor gelmesine de. Bence buradan bir, bir, puan çıkaracağız inanıyorum. Yürekli bir oyuna ihtiyacımız var. Ibanez. Fazio. Riske girme dön geri. Bak. Mert Çetin'e. Gönderme Mert'e. Güzel. Jordan. Ya Jordan sen de o kadar düz oyuncusun ki yani. Hiçbir faydan yok takıma. Nerede düz oyuncu var toplamışlar. Bunların hepsinin sezon sonu bonservisi bende. Ibanez yine fena değil ön libero'da da. Haydi dembele. Haydi aslanım. 28 mi? Aslanım benim sen var ya. Sen var ya adamın dibisin helal ettim. Bütün bonservis bedellerini helal ettim. En karanlık günümüzde Oh be. Dörtlü savunmaya döneyim mi? Bence Juventus dizilişini bozmamışken çok da gerek yok. Bakayım hala öyle mi oynuyorlar? Ama golü bir kez daha yaşamam lazım. Mert Çetin. Şimdi koları aslı Ya sen var ya. Her maç iyi ki seni satmamışım diyorum içimden. Tecrübesi etti. Aldı verdi ekonomiye can verdi. İşte bu. Adamlar da kediyle çıkıyor, Rabio giriyor. Kadroya bak anasını Biz de Jordan'la işi kurtarmaya çalışıyoruz. Evet, son 10 dakika. Yapmamız gereken bir şey kaldı mı? Koşu o napası yok, disiplinli oyun. Allah'ım sen bize yardım et. Çocuklar yalnız var ya. Juventus'a göre çok diri durumda. Bir Mancini yorgun biraz o kadar. Allah'ım bitsin artık. Allah'ım bitsin artık. Bir puanı kurtardık beyler. Tabi Milan kazanır sonra da Milan'a kaptıracağız. Bence destansı bir sezon yaşıyoruz beyler. Şu kadroyla Juventus'tan bir puan aldık ya. O bile yeter. Ronaldo'nun adını duymadık. İyi ki cesaretli davranıp 3-5-2 oynamışım. Dembele var ya, en karanlık anlarımda Kral Kobla kara yılan olarak çıktın. Yavaş yavaş ısınacak. Takım uyumu ne durumda? idare eder. Yavaş yavaş ısınacak. Ay. Bir de UEFA yapalım. Ben tamamım. Felix bu 21'de. Ben bu maçı oynattım mı? Oynatmadım değil mi? Pastore'yi. İyi. Maşallah sakat, sakat, hafif sakat. Bir dinlenme verelim mi? Bir gün var. Tamam. Bence buraya gol çalışması değil de bir rejenerasyon koysam. Bunu artık biz yeneriz ya. Bunu da yenemiyorsak zaten bırakalım bu işi. Yalnız stadyumları bayağı iyiymiş. nerenin takımı? Bulgaristan mı bu da? Macaristan. 22.000 kapasiteli. 4 2 3 1 kendi oyunumuzu oynayacağız ya. Bu maçları da artık kazanalım biz hadi. Çok önemli. Heyecan dorukta. Haydi Sampdoria. Kalbimiz ah 2-1. 2-1. İşte İtalya liginin gerçek güzü bu. Biz buradan bir puan aldığımıza sevindik. Milan oradan 3 puan aldı. 2 puanlık fark. Lazio sen ne yapıyorsun? Sen de 30 ya. Oo Lazio puan kaybetti. Lazio ağır yara aldı yalnız şu an. Atalanta kazanırsa Napoli'yi devirebilir. Ama Milan beni daha az korkutuyor. Milan'ı çünkü biz tokatladık hatırlıyorsanız 2-0. 2-0 mı yendik kaç? Evet 2-0. Kendi evimizde ama yani bir Juventus gibi de olmadı. Çok rahat bir maç geçirdik. Son maçımız. Birader hiç derdiniz bitmiyor ki. Size ben ne beğendirebilirim? Hücum organizasyonu çalış bari. Allah Allah. Takım arkadaşlarıyla yaptığı çalışmaların ardından yeni bir oyun şeyi Berkaç mı ekledi acaba? Bravo bunlar görmek istediğimiz şeyler. Hadi bakalım. Hazırlık maçı derken. Oha daha şimdiden Aralığın sonuna plan yapıyor bizim asistan. Asistan iyi çalışıyor da boş çalışıyor. Sen onu boş ver. Bir sonraki maça bak. Evet. Daha ara transfere çok var. Yolumuz bayağı uzun. Allah'ım bir gün ara. Ondan sonra ilk maçı. Bir sonraki karşılaşmada 4-2-3-1 oynayacağız. Divara Allah'tan dinlendin güzel. Kristante ne durumdasın? 95 iyi. Ee, şey zaten yoktu. Smalling oynasın bu maç. Smalling oynuyor zaten. Koreya Fazio mu Mert Çetin mi? Valla Mert'i biraz daha oynatmanın zamanı geldi. İnşallah pişman olmam da. Kolarov ne durumdasın? 96 güzel. Cengo 96. Bir dakika. Pardon arkadaşlar kapı çaldı ona bakmak zorunda kaldım. Evet. Şimdi kadromuza bir odaklanalım. Mancini biraz yorgun. Smalling tamam. Kolarov tamam. Kristante yanına Divara gelecek. Şey ses gitti de. O arada Sesi kapatırken ile tuş var. Ona denedim. Bastım şey. Kadroda bir şeyler değiştiyse bilmiyorum. Ekranda bir şeyler değişti gibi oldu. Neyse çok önemli değil. Bir daha ayarlarız. Şimdi. Ofansif oradasa. olan Pastore. Yine mi sana kaldık? Tamam. Justin. Justin biraz yorgun. Ee, şey de sakat değil mi? Öbür bizim Ferretti de gitti. Ferretti hafif sakat. Hadi bakalım Aris. Bence bu maçta bir Clivert gidecek ama hadi neyse. Kayıtlı değil. Fazio buradasın. Fazio kaç sen? %95. İyi gel hadi Fazio. İyi de gidiyorsun ha fena değilsin. Pelegrini döndüm de. Döndü mü? Şuraya bir geçeceğim. Döndüyse ofansif orta sahip Pelegrini yatarım. Asan Pastore'yi de oynatmam lazım çünkü okutacağım. Oynatmadan nasıl okutacaksın? Parlatmamız lazım. N Kaç baş oynadın hacı? Sekiz. Yoya yo, oynasın. Zaten şey sakat yeni çıktı. O zaman şeyi dinlendireyim. Defansif oyun kurucumu dinlendireyim. 45 diyor zaten tamam. Miktarca'nın durumu kötüye gidebilir diyor. Risk etmeyeceğim. Ferotti 45 diyor. Ferotti olmazsa 45 oynatalım ya. Ne yapayım? Jordi hadi bu maçta oynatmayayım Pellegrini'yi de. Bir sonraki iki gün sonra bir maç daha var. Orada oynatacağız mecburen. Fazio da var. Mancini düzeldin mi? %95 diyor. Fazio da %96. Şunlar arasında bir bağ kurulsun artık. Clivert %94 olmuş. Tamam. Kadromuz bu. Haydi aslanlarım kendinizi kanıtlayın. Biraz da aslında rotasyon kadrosuyla da çıkabilirdik ama bu UEFA'da biz yine işimizi garantiye alalım. Azimle oynayın diyorum. İyi atıcı olun. Biraz daha tempoyu yükselteceğim. Biraz daha kenarlara. Çizgi yemeden ortaları olabilir. Topu kanatları atalım. Biraz daha herhalde hücum oynamamız gerekecek. Cengiz köşe vuruşunu kullandı. İsabetli değil. Mancini bırak Cengiz'e tekrar. Çevirdi. Yine kimse yok. Pastore. Ulan Pastore. Sen var ya ibretlik yapmak lazım da. Dişimi sıkıyorum ocağa kadar. Zafakos'ta indirdi Cengiz. Cristante dembele. İçeride kimse yok sıfırda indi kendi gitti. Dembele artık imkansızı deniyor. Aslında biraz destek geliyordu arkadan da. Dayanmak kolay değil orada. Dembele vur. Kluivert. Ah offside. Justin Clayvert diyemedik bir ağzımızın tadıyla. Devam ediyoruz. Haydi aslanlarım gol gelecek. Mancini. Verdi pasını Cristante'ye. Sol tarafa doğru nefis bir pas. Clivert içeri doğru kat etti. İsabetli değil orta. Domonyi. İsael. Morales. İsael. Sağ tarafta boşluk var. Kolarov. Aman diyeyim. Süzüle süzüle dışarı çıktı top. Sergi Rebrov tanıdık geldi mi bilmiyorum. Aslanım benim. Şimdi Zafakos'ta da top. Verdi pasını Mancini'ye. Tekrar Zafakos'ta. Cristante sağ tarafı gör. Merkeze döndü Divaraya. Sol tarafı gör. Ya boş yere oynamıyorsunuz da dolu yere oynuyorsunuz. Cengiz. Yok abi çok gereksiz. Üçüncü bölgede çok gereksiz seçimler. Yanlış tercihler. Gereksiz top kayıpları. Bilmiyorum. Bir de kötü bir iş, bitirişler eklenince. Hadi turu geçmekte sıkıntı olmaz da ilerleyen aşamalarda nasıl olacak bilmiyorum. Yönetim yani final minal diyor hadi hayırlısı. Tabi şu anda takım uyumu hala ikside. Onu da unutmamak lazım. Evet böyleler böyle olmayacak. Kendinize gelin artık ya. Daha ben size ne diyeyim? Macaristan'ın adını dahi duymadığım bir takımını da yenemiyorsanız ben size artık ne diyeyim? Cliver çık. Pastore seni biraz şöyle hafif sola doğru atacağım. Şu solu kaldır. Bek çıksın. Şuradan içeri kat edeni gör. Dembele seni biraz sola attım. Kalin hiç Allah aşkına bir yanlışlıkla bir işe ararsın belki. Gel bir şuraya. Hazırlık maçlarında ne kadar iyi başladıysa sonrasında da o kadar kötü oynuyor. Astro'ya senden gizli forvet filan olmaz. Hadi biraz daha ofansif. Senden oyun kurucu da olmaz. Biraz daha merkezden gidin ya. Topu da şuradan. Bak buradan gol gelebilir işte. Haydi Kalinic ya bari kornerlerde bir şey yap. Vur ona. Ahmantini. Cengiz de yoruldu. Sağ tarafa kim al alıyoruz? Valla yine bir Spinozola yapacağım herhalde. Ne günlere kaldık? Mert gel şuraya. Taş atışını kullanan Kolarov, Dembele, Pastore, Kristante, sol tarafta Dembele. Çevirse tehlikeli Kaliniç hadi. Ulan Kaliniç ya. Şunu bari bir atsaydın oğlum. Kolarov çevirdi. Var mı vuran? Smalling. Çevir merkeze. Güzel. Mert Atak bitti. Beyler yüklenin artık. Kurban oldum. Yine bir beraberlik daha alırsam dayanamam. İyice ileri çıktım ne yapayım? Gol de yiyin, rahatlayın lan. Ye! Yeah! Şunun Şunu bir tık geriye çekeceğim. Morales içeri doğru çevirdi. Smalling uzaklaştırdı. Koş ona. Pastore ona yetişene kadar. Bas oğlum bas bir işe. Ya Pastore ya. Sen yürümek için doğmuşsun aslanım. Allah'tan sayılmadı yoksa ben kafayı yiyeceğim şimdi. Espinoza defol git şuradan. Zafakosta'yı şöyle mi yapsam? Hücum yapayım bari. Bu da bak burada kanat oynuyormuş. İyi. Dur bakayım. Çık oğlum ileri. Haydi Aslanım son dakika bir gol Kaliniç. ara Zafakos'ta. Sağ taraftan ilerledi. Verdi pasını Dembele vurdurtmadılar. O top bizde mi o top bizde. Divara. Sol tarafta Pastore. Tekrar divara Cristante. Verdi şimdi Kolarova. Aslanım ne varsa sen ne var. İyi ki satmamışım dedirt. Ah. Yine mi beraberlik ya? Yine mi beraberlik? Somalya. Blazic. Morales. Sakın basma olur mu? Öyle bekle orada. Yedik. Yedik. Allah belanızı versin. 90 artı 3'te yedik. Cık, cık, cık. Cık. Gruptan çıkarsak ailemize şükredeceğiz ya. Yalnız Espanyol da kaybetmiş çok ilginç bir şekilde. Vallahi Espanyol öne geçti zannetmişim. İyi. Birinci olduğumuz sürece sıkıntımız yok. Kalinci seni Allah aşkına bir git ya. Bak şuna bak. Yalnız sezon başı antrenmanı bizi çok kötü etkiledi. Herkes düşüşe geçiyor. Gerçi antrenmanlar da çok fazla değil. İki günde bir maç, üç günde bir maç. Bu yani bu performansta bu tempoda oyuncu geliştirmek çok da kolay iş değil yani. Baksana. Ama gelişenler de var, yok değil. Cristante, Clyvert'i gelişiyor. Ya Dembele zaman zaman çıkıyorsun ama yeterli değilsin ya. Nasıl olacak? Hayırlısı. Bu takım uyumu meselesini halledene kadar bizim işimiz çok zor. Hala idare ederdi. Kasım bitti. Şimdi kaç şey kaldı? Aa, bir iki bölüme. Evet iki bölüme şeydeyiz. Her şey yolunda giderse. Ocaktayız. Yavaş yavaş. Transfer hazırlıklarınızı yapın. Listenizi oluşturun. Ona göre bakacağız. Evet, maksimum ıı, 4 yıldız olabiliyor olabilir diyor. Mikolenko. Bunun bir de biraz pahalı olacağını düşünüyorum ben. Bir bakayım. Evet, 31. 20'ye falan hali olur da bence o şeydeki köndeki ne almak daha mantıklı gibi. Onun en azından potansiyelini biliyoruz. Bunlarda da Tonelli var. Balotelli var. Ya harbi çok ilginç ya. İtalya'da hakikaten boş takım yok biliyor musunuz? Uzun zamandır ben İtalya kariyeri yapmamıştım 2017'den beri. 3 senede işler baya değişmiş. Evet Dembele. Antrenmanlardaki çalışkanlığına lafımız yok da. Yaz driblingin 15 yaptı. İyi iyi. Biraz zamana ihtiyacımız var. Burada bırakıyorum. Belki bir oyuncu bakabiliriz. Satılık listesine bir bakayım. Belki satılık listesine düşen güzel oyuncu vardır. Bir bilelim. Rakitiç 13 milyon euro maaş alıyor. Ross Barkley. Bunlar bizi aşar. Maaşıyla da aşar, bonservisiyle de aşar. 1.88 geç. 24 yaşında. Louis Baker Yaşından utan öyle fizik mi olur? Luca Sangalli geç. Kahreri geç. Muru. Ne kadar? Aslında var ya. Fiyat performans olarak şu an için alabileceğimiz en iyi sol bekleyebilirim. 14-13-13 zihinsel fena değil. Liderlik ve özel yetenek yok. Zaten ikisinde olmasını beklemiyorum. Fizik de fena değil. 14, 13-14'lerin oyuncusu. Zafa tarzı. Görev adamı. Ama şu bedavaya çocuğu alabileceksek onu alalım. Niye boşuna 5 milyon euro vereyim? Zavakos'ta neredesin? Yani Zavakos'ta bir tık daha önde. Ama kilit özelliklerde değil. Tabii şurada konsantrasyon. E buralarda bir tık var ama bu da 24 yaşında gelişir yani. Fizik olarak biraz daha önde gibi. Moro bizim için bir tercih olabilir. Ama mümkünse ben oraya genç oyuncu almak istiyorum. Çünkü az takımda Kolarov bu sezon için yeterli. Geleceğe yatırım yapalım biraz. Sabek var. Agresiflik, çalışkanlık, fizik, vücut zindeliği çok zayıf ya. Bizim tempomuza dayanması biraz zor ama bulunsun. bize vücut zindeliği lazım çünkü 3 günde 4 günde bir maç oynuyoruz. Bir an evvel kendini toparlayabilecek bir oyuncu bulmam lazım. Zaten Brezilya'dan filan getiremeyiz. AB dişi oyuncu limitini doldurduk. Kurzawa. Birkaç sene önce fena bir oyuncu değildi sanki ama düştü. Bunlar hep Brezilya'dan. Bir de kiralıya bakacağım. Bir altı aylığına acılarımızı dindirecek birisini bulabilirsek. Gerson Martinez fena bir orta saha değildi. Fiorentina'dan gitmiş. Ama hiçbir zamanda umulan seviyeye çıkmadı. Şu Lincoln bizim Lincoln mü? Bu çocuk fena değil ama bayağı gelişmesi lazım. Potansiyel olarak fena değil de. Şu anki hali pek kurtarmaz. Fıtı, fıtı gel alayım seni. Fıtı fıtı. Sezon sonunda alırız. Ne diyorsunuz? Dembele ve fıtığı ikilisi güzel olur. Çocuğuna da da fıtık alacak. Ya keşke şu kalin içi bir gönderebilsek. Ama yine de bayağı azalacak maşukumuz. Maşukumuz yine bayağı azalacak. O konuda sıkıntım yok. şimdi kim gidecek? Ferotti. Ne kadar? 5.5 buradan. Tamam mı? Şey gidecek. Fazio gidecek. 4 de buradan etti mi sana 9 milyon euro. Başka kim gidiyor? Bir kişi daha gidiyordu sanki. İki oyuncu. Ha bir de Satmayı düşündüklerimiz. Şeyde Spinoza'ya giderse 15. Bu da giderse 23 milyon euro. Gelişiyor mu? Öyle demeyin. Lan oğlum senin her yerin teknik olsa ne olacak? 2 metre ötene pas veremedin. Bir de saçını topuz yapmış. Evet 8 maç. Zapakosta'da da 9 maç. Güzel. Bakacağız ya, Allah büyüktür. İnşallah yardım ederse şu çerçöplerden kurtarıp takımı iyice bir rahatlatacağız. Ondan sonra da fıtığı da alırız. Ne gerekiyorsa toplarız. İşte bir de şunu ittirebilsem 4.500. Ne güzel olacak. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.